Hop, başladık. Kegelle keşaf gelişi konuşu çevirdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Demek işleri şey yaxşı, görünüş var. Bugün mazuyumuz 200 sır, 200 tesir, yani hayatımızı faravan bu şekilde bu dünyada çoradaki yaşayışlıkımız için yaşayışlıkımız için zarur belirtilen bazı bir sırlarla herhangi bir insani ahlak, adab, terbiye yüzeysten bir başlayan mavzumuz boyunca bugün 121. sırdan başlayalımız. Demek 121. sır bugün keçeki gününün okuyucusudur. Demek biz keçeki algan keçeki gündeki ötken günümüzdeki algan tasavvuratlarımızı bugünkü günde kaytarmasak için yaman işler bulsa, yaxşı işler bulsa, o şeyini müstakamlaş için okuç gün de soplanır eken. Bunu Benjamin Franklin yaratken eken demek bu özümüzü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenle etken günün bugün günün zemini de geldi. Bu işe ben şu manakı kelede kop faylasufla, şuna gayrim bir söz üsteleri yok ki bir tanıklı kişide kop çilege hamez ham İslam'a kip kalan bularken kalban aslında insan İslam'da oluyor kalban. Ve şu adamlar, büyük adamlar hem mesela hem man sizlerin man beysini atmasından bir gaplarını aytarken eğer özümüzde hem bir ateş kırınsa kattıra yaman bile deyişerdi. Bunu hadiste aytılınken, kaytılınken de aytılınmadan eken şuna kanka daha öyle buktur eken. O şey, Şer Mevai Şahını, Güstü, Vaziri, Baş Vaziri bugünkü kalamazlar hem Zancırban şiir resmen çizgen. Bu işi zancırban şiir, zancırban şiir. Demek Alişer Navai şiir, uzi şiir. Demek Nime degeninizni okumay turup var. Bugün internetim yaxşımaz. Sekin asta yaxşılanıp kolar. Yaxşı, ben kontrolünü de tekşirip durum var. Yaxşı, lekin. Gülbağan siz, hoş gelipsiz. Sizi kanda işleri yaptı. Abradın siyaz bir var yine ki, Batı Yolcan'da internet yaşaması iken yaşı işleme yaptığı ekalle, düşünme yaptığı ekalle. Kollar yaş çünkü şey yaptı mı? Çünkü şey yaşı mı? İşleri şey yaşı mı? İşleri şey yaşı bulsa plus, korunuş yaşı bulsa iki de plus, yaman bulsa minus koyu bir varımız. İşleri yaman bulsa bitti minus, korunuş yaman bulsa iki de minus. Nazira Han. Kurun şahsi işleri şaman mı sizde? Bu bakar işte. Nazira Han tutup koydunuz. Ne kadar ne kısal zaçot. Baba yine beş. Burad Hoca kaya tuttu. Yaşı yok işte. Demek yaşı ekan, yaşı ekan. Bakalız inşallah Rabbul Alemin. Leonid, kak sileşne kak vidne. Daya bratın siyaz. Давай, тебе попробуем. С тобой проверим. Связь. У меня на контроле нормально. Я все, Бахтияр Жан, сізді азгина. Я все, кетсе керек, азгина бір қатыш мүлшіп бұрган бұрши мүмкін. Оша, компьютердан, лаптоптан бұрадыған болсаңыз, siz bir keşlerini tozala varsanız yakışık gidip kolayla. Demek o şey mazumuzu kaytarımız 121. sır bugün keçeki gününün okulçusudur. Demek ayet-i vatkanımızda keçeki gününden olgan sabahlarımız bugün günde yani yakışı amarlı bulsa onu müstakamlaşımız kadar burada yama amarlı bulsa ondan kaytıştıkımız yani şu halatı bizi demek keçeki günümüz bugün günümüzde ustazlık vazifesini öderken keçeki gününden olgan keçeki günde kılgan işlerimizden alınan sabahlarımızı bugün günde müstakamla bararkanmış. Yakşilerini müstakamla yamallarını tark edip bararkanmış. Şu maksatta aydılingan bu şuna kadar enerji eken. Çünkü keçeki kılgan işlerimizden kulağısı çıkarıp her gün kaç kurun kapaytta uzunmuzu, ötken günümüzü sağ kısa kılıçlarımızda kimge yamallık kıldık, kimge yakşılık kıldık, o şeyden sen sağ kısa kılıp yamallık kılıp kılıngan, kılıp olsa olsa ayet kılıngan halatla böyle duman bolsa bu nasıl takip etişlerimiz kere böyle rakam. Bu demek, geçen günümüzden bir sabah kılıçlarımız
Bu albatta juda katta samarali yetishlikka bizi büyük, ulug' mutafakkir odam bo'lishligimizga, ya'ni bir salohatlik, ijobiy bo'lishligimizga albatta bu ta'sir qiladigan omillardan bittasi kunlardan hisobot olishligimiz, kunlardan o'rnak olishligimiz. 122-chi sir. Agar ikki yo'ldan birini tanlash kerak bo'lsa, agar sizda ikki yo'ldan birini tanlash kerak bo'lsa, har doim mashaqqatliroq yo'lni tanlang. O'ylab qilingan tavakkal ish odatda ajoyib natijalarni olib keladi. Demak, ikki yo'l bor. Tanlashlikka ikki yo'l bor. O'shandan bir qiyinini tanlashligimiz albatta bizni o'zimizni ham chiniqishligimizga, ham hayotiy tajribamizni ortishligiga olib keladigan omillardan bittasi hisoblanar ekan. Shuning uchun mashaqqatli yo'lni tanlashlik bizni hamisha o'sha yo'lda boshqa mashaqqatli yo'ldan o'tib o'zimizni boshimizdan kechirilgan kechinmalarimizni keyingi o'zimizdan keyingi odamlarga aytishligimiz, mana shu joyda mana shunday amaliyot qilishlik kerak degan ishlarni aytishligimiz bu kechagi kundan olgan bugungi kundagi taassurotimizdan tashqari uni qo'llab quvvatlab boradigan qiyin mashaqqatli yo'lni tanlab u yerdan saboq olishlik ham albatta o'ylab qilingan tavakkal o'ylab turib ya'niki o'sha mashaqqatliroq yo'l bo'lsa ham buni oldin o'ylab obdon o'ylab ko'riladi qanday natijaga yetishishi mumkinligini va unda biz albatta natijani ko'rayotgan bo'lsak shunga ongimiz yuragimiz qalbimiz shunga demak buyuradigan bo'lsa bu ish qilishligimiz albatta yaxshi ish bo'ladi. Shu mavzuda shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchimanki juda ko'p dunyoda kuniga minglab proyektlar ochilib 1000 bittasi yopilib ketadi. Shunaqangi holatlarda bo'lishlik kerakki biz asosiy loyiha tanlashligimizda shu narsaga e'tibor berishimiz kerakki uni doimiyligi, uni halolligi, uni bardavom bo'lishligi, shuna tomonlarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi loyiha tanlaganda. Biz tanlagan loyihamiz albatta ko'pchilikka o'rinda aytib o'tamizki bu mashaqqatli yo'l. Albatta mashaqqatliligi nima? Vaqt uzoq muddat kutishlik. Ya'ni o'sha shartnomaga qo'l qo'yib kelganimizda 3-5 yilga ya'ni pulimizni Anatoliy Dvorjevniskiyga qarz sifatida beramiz. Mana shu qarz sifatida bergan pulimiz o'sha muddat o'tgandan keyin, ya'ni oz qoldi, hozir endi 3-5 yil deb aytyapmiz, azaldan bor bu narsa, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra, ba'zi bir narsalarga, ya'niki har bir ish qilishlikda mablag'ga bog'liq joyi bor. Mablag' qancha kam to'plansa, shuncha kam ish yurishadi. Bizda oldingi holatlarda shunaqangi bir hisob-kitobga olmasdan assotsiatsiyaga belgilab sotilingan fondlar assotsiatsiyaga sotilingan hali to'lanmagan pullarni ham to'landi degan hisobotni berishligi hisobiga biz ancha qiynalishlik pulni hisobini qilmasdan ancha urinishlik bo'lib qolib biz ishimiz anchagacha cho'zilib ketdi. Shundan tashqari yana bir jihati bu ishimizni sal orqaga surilishligini sababi mana bu krizis muddati o'tib yana yilga 21 yil oxirigacha analitiklar juda katta krizis bo'lib o'tishligini aytib o'tishmoqda. Mana shu krizislardan chiqib olishligimizga bu albatta bir omil. 40 yil umrini sarf qilib bu odam shunchalik mashaqqat bilan shu yo'lni tanlab mana shu yo'lni oxiriga yetkazishga harakat qildi Anatoliy Dvorjevniskiy. Bu dasturi bo'ylab turgan loyihasi umrini 40 yilini olgan bo'lsa albatta bu bejiz emas. Alloh bunga bergan shu narsani bo'lishligini Alloh tomonidan va masalan hozirgi kunda dunyo bo'yicha 1.5 million odam mana shu dasturga qo'shilgan shu ro'yxatdan o'tib hech bo'lmasa o'sha boshlanish davrida ro'yxatdan o'tganlarga birinchi yillari 1.5 million dona aksiya sovg'aga berilgan, ikkinchi yillari 1000 dona sovg'aga berilgan. Qotish yo'qmi? Kimdadir qotish paydo bo'ldimi? Yaxshi ishlayaptimi? Indikator ko'rsatmayapti. Ha, bo'ldi, indikator ishladi. Nima qotish bor? Qotish bor. Qotdi, to'g'ri, to'g'ri. Yaxshi. Tiklandi. Aha. Tiklandi. Aloqamiz tiklandi. Demak, qandaydir internetda hammamizda ham ishkallik bor ekanda, shuning uchun bunaqa holat bo'lib turibdi. Demak, davom etamiz. Mavzuyimiz kelgan joyda Anatoliy Dvorjevniskiy 40 yil umrini sarf qilganligi. Mana shu
Bizde maşakkatli yol buldu. Bunda yengil yol, yani köp dasturlarga köpçülük hamamız berdi, köpçülükte köp hastalarımızı yo'qotganmiz, qo'rqasiz bir marta yo'qotadimiz, uch to'rt martadan yo'qotdik. Yana bir ko'ngil chaligimiz bo'lib, odamlarga ishonib qo'yamiz-da. Avvalo bu programmalarni, bu loyihalarni tekshirishimiz kerak bo'larkan, tekshirib, o'sha sal mashaqqatli bo'lsa ham, hosil beradigan, natija beradigan ish qilishimiz kerak ekan. Komendant ko'chatini o'tqizib qo'yib, uni parvarishini qilaman, qurt qo'ygandan ko'ra, bodom ko'chatini o'tqizib, 4-5 yildan keyin hosilni olganimiz albatta biz uchun muvaffaqiyatli bo'lar ekan. 123. sirimiz: shovqin, olomon va tiqilinch. Har kuni shovqin, olomon va tiqilinchdan qoching. Bir necha soatingizni yolg'izlikda o'z-o'zingizni kuzating. Kitob olamiga sho'ng'ing yoki shunchaki oddiy dam olishga sarflang. Demek ki bu şovqin olomon va tiqilinchlik bu narsa ham insonni ancha-muncha yani ijobiyatini yo'qotadigan narsa. Asabga tegadigan, asab tolidan uzadigan shunaqa narsa. Kunda bir soatgina, hech bo'lmasa bir necha soat deyapti, bir soat, hech bo'lmaganda bir soat uzlatga ketishimiz, ya'ni o'zimizni yolg'izlatishimiz, shovqin sinov yo'q joylarga borib bir ozgina shunda bizni fikr xayolimiz salbiyatga ketadigan bo'lsa, ijobiyatga burishlikka bizda imkoniyat bo'ladi. Ijobiy holatga tushishligimiz uchun trans holatga kirishligimizga, ijobiy holatga kirishligimizga ancha tinchlik, sokinlikni ancha bizga yordami bo'ladi. Qachonki biz sokinda uzoqroqda bo'lsa, tiqilinch joydan shunaqa sokinlik, osuda joyda bo'ladigan bo'lsak, ya'ni shoirlarda aytib qo'yadi, ilhom paris keladi deydi. Sizdan bizda ham ilhom paris keladi. Va o'zimiz hayotimizni sarhisob qilishlikka, ongimiz ostidagi sokinlikni ta'minlashlikka, ong jarayonidagi psixika, ya'ni asabiyatimiz, asabimizni ya'ni nima qilishga normallashishga yordam beradigan omillardan biri bo'lar ekan. O'sha normallikni xohlasho. 124-sir. 124-sir. Diqqatni faqat muhim maqsadlarga qarating. Yer yuzida boshqa insonlar erishgan muvaffaqiyatlarga siz ham to'g'ri ruhiy munosabat, qat'iyat va harakat bilan erisha olasiz. Bu o'rinda aytamizki, shunchalik bir filosoflarda bir nimasi bor, bir qilish maqsadni oldinga qo'yilgan maqsad sari hech qachon u maqsaddan chalg'imagan holatda maqsadga erishishlik uchun mana shu o'zimizni qo'ygan maqsadimizga erishishlik uchun hech qachon yo'ldan toymasligimiz kerak. Har xil sinovlar bo'ladi, har xil holatlar bo'ladi. Ko'pchilikka mana shu misol keltiraman, ko'pincha mana bir tepaliqqa chiqmoqchi bo'lgan chumoli. Chumoli harakat qiladi, ozgina chiqib tushib ketadi, ozgina chiqib tushib ketadi, siniq joyi ozgina chiqib tushib ketadi. Ayni o'sha 3-4 marta tushib ketgan joyidan keyingi safar o'tib ketadi. Buni sababi nima? Hammamiz yaratuvchi bor. Yaratuvchi har bir narsani kuzatib turadi. Qorong'i kechada qora toshni tagidagi qora qutni ham nima qilayotganini biladigan zot. Shundoq bo'lgandan keyin chumolini bu holatini ko'rib, Alloh subhanahu taolo harakatiga lol qolib, buni jiddiyat bilan qilayotgan harakatiga yordam qilib, ikkita farishtani yuborar ekan. Qanotini oyog'ini ostiga qo'yib turib, chiqib olsin bu chumoli deb buyruq berar ekan Alloh subhanahu taolo. Ikki farishta, ulkan farishtalar kelishib, chumolini oyog'ini tagiga oyoqlarini qo'yib, qanotlarini qo'yib turishar ekan, chumoli malaga yetib borar ekan. Siz biz ham qat'iyatli bilan odamlar erishgan narsa bu muvaffaqiyatga erishgan. Shu masalan Robert Kiyosaki, Benjamin Franklin yoki shunga hozirgi mana Amerika prezidenti Trump, bu prezident bo'lmasdan oldin ham milliarder odam bo'lgan. Juda katta o'zini binolari, juda katta biznesi bor. Hozirgi kunda aytyapti, shu odam aytyaptiki, bugun mana bor narsamni olib qo'ysanglar, yana 4-5 yildan keyin mushkul holatga kelaman deb aytyapti. Chunki u o'sha mashaqqat yo'lini, qat'iyat yo'lini bosib o'tgan. Ruhiy munosabat deganda biz ruhan tushmasligimiz kerak. Bitta ishimiz qovushmaydigan bo'lsa, ruhan tushib ketib, bo'ldi, bu menga emas ekanda, bu men qilolmas ekanman-da degan o'zimizga salbiyatni keltirmasligimiz kerak. Doimiy bizni fikrimiz, ongimiz ijobiyatda bo'lishi kerak. Mana shu 200 ta sirlarni ichida o'tgan darslarimiz, oldingi 120 o'tgan 123 ta sirimiz, bundan keyin barcha bu insonni komillikka yetishlikka yordam beradigan omillardan hisoblanadi. Buni albatta lozim topdik,
Albatta bu narsani lozim topib berishlikka, qat'iyatlikka, ya'ni biz aprosini o'tkazdik, mana chatlarda davom ettiraylikmi yoki yana o'zgartiraylikmi deganimizda ko'pchilik bu narsani davom ettirishni iltimos qilishdi. Shu sababli iltimoslariga muvofiq mana shu darslarimiz davom ettirib boryapmiz. Inshaalloh xudo xohlasa bugun 140-chi darsgacha boramiz. Bu yog'iga yana 3-ta darsimiz qoladi. 60-200-ta dars o'tkazganimizdan keyin boshqa mavzularga o'tamiz. Boshqa sirlarga, biznes yaratishlikni 5-ta qonuniyatiga, investorlikni 5-ta asosi, 8-ta asosi darslarimiz bor. Shu darslarni sekin-asta o'tib boramiz. Va bu o'zimizni biznes yo'nalishidagi insoniy tuyg'ularimizni mana bu o'tgan darslarimizni qaytarib roliklar bor. Masalan, YouTube'da hamma darslarimiz chiqqan, hamma mavzularimiz YouTube'da buni yoritilgan ssilkalari bor. Jamlab xudo xolasa hamma ssilkalarni yana bir kun yig'ib chatga tashlaymiz. Demak, ruhiy munosabat, demak, o'zining ijobiyatlikka intoshlik bu ruhiy munosabatga to'g'ri kelar ekan. Chegaralangan fikrlar va nimjon ruhiy tasavvurlar ongingizdan chiqarib tashlanishi kerak. Diqqatingiz faqat muhim maqsadlarga qaratilishi lozim. Qachonki biz maqsadimiz aniq bo'ladigan bo'lsa, har doimgi darsimizda misol keltiramiz. Masalan, ovga chiqqan ovchi miltig'i bor, miltig'i bilan ovga chiqqan ov qilmoqchi yoki bir kamon bilan bir nima bilan ovga chiqqan. U faqat bitta nishonni mo'ljalga o'lib otadi. Bitta nishonni mo'ljalga otadi. 100 qush turgan bo'lsa ham o'shandan bittasi nishonga oladi. Agar hammasiga bittasiga tegib qolar deb nishonga olmay otadigan bo'lsa, u o'q besamar ketadi. U hech qaysi bir nishonga tegmaydi. Shuning uchun bitta nishonni ma'lum belgilanadi, o'sha nishonga qarab o'qiziladi. Shunda o'sha nishonimizni ijro qilgan bo'lamiz. Bu albatta diqqatimizni bitta yo'nalishga qaratishlik. Maqsadimizga erishishlik uchun mana shu diqqatimizni bir joyga jamlashimiz kerak va ruhiy o'zimizni tushkunlik holatdan chiqarib, ruhiy baquvvatli holatga o'tishimiz kerak. Ruhan tetik va ruhan biz ongimiz ostidagi belgilangan maqsadga, o'sha qo'yilgan maqsadga albatta ong buni javob beradi, ong ostiga o'tadi albatta. Bu maqsadni qayta tilda takrorlash bilan va albatta sizni maqsadingiz oydinlashadi, ravshanlashadi va nishoningiz aniq bo'ladi. 125-chi she'r yodlab olishga odatlaning. Endi biz ko'pchilik Qur'onni yodlanadi bizda ko'pchilik. Mana shu yodlashlikni bejiz emas ekan. Buni yodlashlik albatta o'zini samarasini, ya'ni bizni fikrimizni, bizni ongimizni va bizni xotiramizni mustahkamlar ekan. Chiroyli she'r yodlab olishga odatlaning. Bu faqatgina o'yin kulgi uchun manda emas, balki aql tizimimizni, ya'ni xotirangizni, diqqatni jamlab olishingizni va aqliy moslashuvchanligingizni yuqori darajaga chiqarishga katta yordam beradi. Qaytarish, yodlash xushiyati, qaytarish deyishimiz mumkin, yodlash deyishimiz mumkin. Albatta bu she'r ma'nosida kelyapti bu yerda ko'p narsalarni mana o'zimizga aytadik. Yangi kelgan hamkorlarimizga aytamizki, birinchi marta mayli ishtirok eting, biz taqdimot o'tib beramiz, ishting, taqdimotni yaxshilab tinglang va uni qaytarishga harakat qiling uyda deymiz. Ikkinchi taqdimotni ham mayli o'qigan odamimiz bilan birgalikda o'taylik. Uchinchi taqdimotni o'zingiz o'ting, bizning nazoratimiz ostida. Chalg'igan joyingiz biz to'g'rilab turamiz deb aytamiz. Bu nima uchun? Mana shu 125-chi sirga to'g'ri keladi bu. Qachonki bizga qaytarish bo'lsa, yodlash bo'ladi. Qaytarish bo'lishi bilan yodlashik bo'ladi. Yodlagan narsamiz, taqdimotimiz ham bir she'r kabi keyinchalik bizni xayolimizdan o'tadigan va ongimiz ostidan ayniqsa chiqib keladigan bir ajoyib qutb kabi manba bo'lib qoladi. Bu qaytarishligimiz bilan o'zi taqdimotimizni yodlab olgan bo'lamiz va yodlangan taqdimotimizni insonlarga qachonki o'ylanmasdan, qog'ozga qaramasdan, kitobga qaramasdan, daftarga qaramasdan, yozuvga qarab, shifobarga qaramasdan biz fikrimizni yangi mijozlarimizga yetkazib beradigan bo'lsak, bunda albatta bizning qanchalik muhabbatimiz bu ishimizga kuchlik ekanligini ham bildiradi. Qachonki insonning maqsadi aniq, maqsadiga to'g'ri yo'l aniqlangandan keyin maqsadi shu narsa, dunyoni mana shu qutqarishlik, skarvayni qurishlik,
Mana shu oxirat uchun ham, dunyo uchun ham foydasi bor. Insoniyat uchun, jamiyat uchun mana bu ob-havolarimiz tozalanishligi, mana dunyodagi mana bugungi kundagi viruslarning tarqalishligini oldini oladigan omillardan hisoblanadi. Virus qachon kuchayadi? Kuchayishligi u havoda kislorod kamaygan sari, shunaqangi zararli narsalar ko'payib boradi. Bizda havoda kislorod kamayib ketdi. Qayerda qaramang o't yongan, qayer qaramang suv bosgan, qayer qaramang dog'daraxtlar, mana o'zimiz O'zbekistonda yaqinda bo'lib o'tgan voqea, savdoli suv omborini ko'chib ketishligi. Million kvadrat kilometr joyi yakson qildi, daraxtlarni sindirdi, imoratlarni buzdi, odamlar zararli polizlar yo'qoldi. Mana shunaqa ofatlar albatta kislorodni, havodagi kislorod nisbatini kamayib ketishiga sabab bo'ladi. Havodagi kislorod kamaygandan keyin albatta bu zararli mikroblar kuchayadi. Va undan tashqari bizda immunitet susayishligi bo'ladi. Kislorod qancha kam o'pkaga yetib boradigan bo'lsa, jasaddagi mikroblarni o'lishlik chiqib ketishligi shunchalik kam bo'ladi. Bu kislorod juda bu bizning dasturimiz loyihamiz kabi insoniy kelajakda barkamol yashashlarga katta imkoniyatlarni beradigan loyiha. Bu vaqtiga kelib odamlar aytilishganda bizga shuni ishlagandik biz qilmagandik degan attang bo'ladi ko'pchilikda. Lekin hozirgi shuni qilib turgan hamkorlarimiz yozda ochib ishlashib O'zbekistonda yozda qurishligini harakatda bo'lishligimiz kerak. Buning harakati albatta biz sonimiz ko'paysa har tomonlama muammolar hech ko'rinmagan. Pul muammosi yo'q. Hukumatdan ruxsat muammosi yo'q. Kelishuvlar hammasi qilingan, tashkilotlar bilan kelishilgan, vazirliklar bilan kelishilgan, davom bilan kelishilgan, qonunchilik palatasiga hujjatlar kiritilgan. Faqat son jihatidan Altoyevskiyni mintaqaning hech bo'lmaganda 5% odami seni qo'llab-quvvatlasin. Shunda monopoliya qilayotgan ishini olib qo'ymaydi. Bu qilayotgan ishini samara bo'ladi degan shartini bajarsak, albatta biz tez kunlarda boshlab yuboramiz qurilishni. 126-chi sir. So'zlaringiz yumshoq, dalillaringiz qattiq bo'lsin. Demak, biz so'zlarimiz yumshoq, dalillarimiz qattiq bo'lishligi albatta odamlarga muloyim munosabatda bo'lsak, ular ham sizdan bizga muloyimlik bilan javob qilishadi, muloyimlik bilan munosabatda bo'lishadi. Qanchalik biz inson bilan yumshoq munosabatda bo'lsak, inson ham bizga nisbatan yumshoq munosabatda bo'ladi. Bizni bir-birimizga bo'layotgan yumshoq munosabatimizni, yumshoqligimizni ko'rib, Alloh haq subhanahu va taolo ham bizga ko'z ko'mak qo'lini cho'zadi va bizga yordam beradi. Shu o'rinda asosan ta'kidlab o'tamiz, ota-onaga nisbatan qo'pollik qilmaslik kerak. Ertalabki mavzuda Nadejda ham mana gapirib o'tdi. Ota-onaga qanchalik biz mehribonlik qiladigan bo'lsak, chunki Allohning o'zi so'zi bor. Sanis Qudusiyda aytyapti. Ota-onani rozi qilma, men oldimga kelmay deyapti-da. Rasulullohning ham shunaqa hadislari bor. Ota-onangizdan qaysi birini topsangiz, ularni duolarini olib, ularga xizmatlarini qiling. Degan holatda. Shuning uchun yumshoq so'zlik. Ana shu qachonki biz dag'allashib ko'chada dag'alladigan bo'lsak, ota-onaga ham dag'allik qilib qo'yadigan holatga kelib qolamiz. Ko'nikma, insonda ko'nikma degan narsa bor, o'sha ko'nikish bo'lib qoladi. Organizmda mana aytamiz, nima deymiz, uruchada aytadi, zapominayushiy muskul deyna, muskul. Ya'ni insonni hattoki jasadi a'zolari ham bitta mashqni qaytargan sari shu narsaga ko'nikib qolar ekan. Masalan, usta doimiy holatda miq qoqqanda qo'lda tesha bilan yo bolg'acha bilan miq qoqishlikka o'rganib qoladi. O'rganib qolgan qo'l albatta ko'zi qaramagan taqdirda o'sha miqni oxirigacha qoqib boradi. Dalillaringiz qattiq bo'lsin. Dalil o'zimizda ishonch bormi? Bu dalilimizga qattiq turishimiz kerak bo'ladi, unda qat'iyatli bilan turishimiz kerak. Demak, keltiradigan dalilimiz oldin o'zimiz ishonch hosil qilib, uni yaxshilab tekshirib, munosabatimizni olgandan keyin unga chiroyli albatta qat'iyatli bilan qarashligimiz kerak. O'zimizni dalilimizga avvalo o'zimiz ishonishimiz kerak. Biz o'zimiz ishonmagan dalilga birov hech qachon ishontirish qiyin bo'ladi. 127-chi bu tezda o'tib ketadi. Narsalarni o'z holicha qo'yib odatiy xavotirlanishingizni yo'qating. Har bir narsadan xavotirlanmaslik kerak. İnsanın ko'pchilik bor xavotir juda ko'pchilik insonni xavotir qamrab oladi.
Şunlarla bir arzmagan narsaga ham sarkashlik qilib, asabiylashib, shuni xavotirlarni o'zini xavotirlarini sezdirib qo'yadi. Ve küçük anglashilmovchilardan xursandchilik bilan chiqib keting. Hozir anglashilmovchilik bo'ladigan bo'lsa, masalan, ko'chada birov turtib yubordingiz. Albatta bu tasodifiy narsa, buni aqlan qilingan ish emas. Bir kishidan turishib ketdingiz, kichkina jiddiy muammo chiqishligi mumkin qo'pollik qilsangiz. Aldingi nimamiz bo'yicha yumshoq so'z bo'ling degan so'zlaringiz doim yumshoq bo'lsin degan sirga qaytadigan bo'lsak, demak uzr so'rab, kechirasiz, e'tibor bermay qolman, uzr tutib qo'yman deb chiroyli gapirsangiz, u ham chiroyli gapiradi. U odam ham har qanaqangi, masalan, jiddiyat bilan, shunaqangi bir qat'iyat bilan, bir jahl bilan tashlangan odam bo'lsa, yumshoq gapirib, borib so'rashib, yelkasi ko'rib qo'ysangiz, u ham tezda holatdan chiqib ketasiz. Bu tezda o'tib ketadi deb o'zingizni takror va takror qaytaring. Ya'ni o'zingizda holatingizda bir ozgina nojo'ya harakat bo'lib qolsa, sizda salomatligingizdami yoki bo'lmasa hayotiy holatingizda qandaydir bir biznesingizdami ozmas sinov kelib qoladigan bo'lsa, o'zimiz qo'rqtirishimiz kerakki, bu tezda o'tib ketadi. Alloh meni katta maqsadlar shu yaratgan va maqsadlarimga yetishim kerak. Bu tezda o'tib ketadigan holat deb o'zingizni o'rintirib shunaqa takrorlashingiz kerak. Bu tezda o'tib ketadi, bu tezda o'tib ketadi, o'zingizni chiqarishingiz kerak. So'ngra bir varaq qog'oz olib, xayolingizdagi barcha xavotirlarni qog'ozga tushiring. Nima salbiy deymizda, salbiy negativ. Qanday negativ narsalar bo'ladigan bo'lsa, masalan, taqdimot o'tdingiz, kimgadir ma'lumot berdingiz, bu bo'lishi mumkin emas, bu yo'q narsa, shunaqa gaplarni gapirdi, kechgacha shu narsani yozib boring. Yozib olib kechki payt uyga kelganda o'sha narsani ko'p holatda ana shu negativ narsalarni olib turib, hammasini mijozdan qutulib yoqib yuboring. Ana shu negativ yonib ketadi. Qog'ozga tushirib uni yoqib yuborish kerak. Buning ustiga ma'lum bir vaqtingizni sarflang. Ko'zga ko'ringan muammolarni ajrating va kuchli hujum qatorini shakllantiring. Nima deymiz, hujum deymiz, o'sha qog'ozga yozib, qog'ozga o'sha negativlarni yozgan salbiyatlarni yozgan qog'ozingizga hujum uyushtirasiz. Yo'q bo'lgan, da bo'lgan degan yozuvlarni yozishga ham bir hujum strategiyasiga kiradi. Bunday amaliy usul orqali siz quvvatingizni yemiruvchi salbiy fikrlashni odatdan qutulasiz. Ana shu narsadan doimiy salbiy fikr keldimi, yozib yoqib yuboring, yozib yoqib yuboring. Bu sizni qutulishingizga harakat qilib, qutulishingizga yordam beradi. 128-sir, o'zgacha bir shaxs. O'zingizni keragidan ham ortiq harakat qiluvchi shaxs sifatida taniting. Ya'niki qilayotgan amaliyotingizda, bir kishiga berayotgan yordamingizda, o'zingizni strukturangiz bilan ishlagan paytingizda shunchalik birovlar bilan tez qatnovdor bo'lingki, bu odatiy holatingizga kirib qoladi va natijada bir pasda turib ertaga degan narsadan qutulib ketasizda. Va o'zingizni harakatingiz, harakatchanligingiz yanada rivojlanib borib, sizni kuningiz barakotli o'tishi boshlaydi. Sizni ishingiz samarali bo'lishi boshlaydi. Sizni biznesingiz rivojlanishi boshlaydi. Biznesingiz rivojlandi degani, sizni cho'ntagingiz ham yoningiz katta pulga to'ldi degan gap. Shunda holatga kelishingiz kerak bo'ladi. O'ziga qo'shimcha vazifalar oluvchi, yo bir qator qoldiribman o'zim, o'zgalarga qaraganda ko'proq ishlovchi shaxs bo'ling. Siz takliflaringizga nisbatan o'zingiz ko'proq ishlab qoldingiz, ko'proq ma'lumotga egaligingizni ko'rsatishingiz kerak. Shogirdlar ham o'z navbatida ustozdan o'tib ketishga harakat qilishingiz kerak. Siz yangi keldingiz biznesga, siz ma'lumotni oldingiz, sizga ustozingiz ma'lumotni yetkazib berdi, bir taqdimot o'tkazib berdi. O'sha taqdimotni tezroq yodlab qolishga, tezroq o'sha narsani mujassamlashtirishga, ko'proq odamlarga, hattoki oynaga qarab o'zingiz gapirishingiz ham mumkin. Qachondir kimgadir odamni topib taqdimot tush emas. Avvalo siz oynaga qaragan holatda, oynaga yuzlangan holatda taqdimotni qaytarishligingiz, mimikangizni o'zgartirishingiz shunga qarab yoki aytaylik kompyuterda bir yozib oladigan ovoz, video, tasvir yozadigan bir qurilma dasturini ishga solib, o'shanga qarab yozib o'zingizni suhbatingizni, taqdimotingizni yozib, buni yana o'zingiz eshitib ko'rib, xato kamchiliklaringizni to'g'rilab borsangiz ham, sizga albatta yangi odamlarni tanlashlikka va yangi odamlarni topishlikka hojat ham qolmaydi. Va bugungi kunda, hozirgi vaqtda mana
ko'p mamlakatlarda shunaqangi cheklovlar bo'lishiga qaramasdan onlayn tarzda o'tishlik ham sizni o'zingizni qo'lingizdan keladigan narsa. Taqdimotlaringizni onlayn o'tishingiz mumkin, zoom kanalini ochishingiz mumkin, zoomlarni tartibnima qilishligimiz mumkin. Texnik bir 5-4 texnik darslarimiz ham bor, ularni ham bir mana bu sirli tugagandan keyin aytib o'tamiz. Bu derslerini ham koyamız, eşittiremiz, sizlere takdim koyamız. Bu kadar derslerimizi ham kabinet kandağı açış, hoştadan kandağı bir ustasından mutluş, zoom mu kandağı işleşiş, Merapolis kandağı işletiş, bu yerde kabinetlerini taşkillaştırış, teknik malumatlarını, bu yerde kandağı sözlaş, mikrofonu kandağı sözlaş, kameranı kandağı sözlaş, kameramız küçüz bölse küçüro, kamera oluşuyor, mikrofon oluşuyor, küçük halatları gel. Mesela küçük oluşuyoruz. Uchun darslarimiz ham bo'ladi Alloh xolosa yaqinda. Har doim o'zgalar haqida o'ylaydigan va oila a'zolarini asosan darajaga qo'yadigan, asosiy darajaga qo'yadigan shaxs bo'ling. Boshqalar haqida fikr o'ylang. Masalan, strukturangizni har kuni bir menda bir odat bor. Ertalab turib, amaliyotlarni ertalab qilib, oshxonaga bajarib bo'lgandan keyin soat 9:10 da masalan kompyuterga o'tirib, birinchi qiladigan ishim kabinetga kirish, kabinetga kirib, strukturani tekshirish. Yangilar bormi, yangi nimalar bormi, resurslarga shuni o'tkazib yuborish mumkin bo'lgan odamlar bormi, yangi hamkorlar bormi, yangi liderlar bormi, hammasini ko'rib nazorat qilib chiqaman har kuni. Bu meni odatiy holatimga aylanib qolgan. Odatiy o'zim qilgan amaliyotimga aylanib qolgan bu narsa. Asosan bu yerda o'rinda oila a'zolarimizni birinchi o'ringa qo'yib biz hozirdan o'zimizni buyuk millioner shaxs qilib tayyorlamaydigan bo'lsak, ertaga katta pul ketadi, o'zimizni yo'qotib qo'yamizda. Shuning uchun bugundan boshlab o'sha biz doim gapiramiz, doim taqdimotlarda gapirib o'tamiz. 10% daromadingizni kulligini ertaga ko'proq qo'yarman demang, bugun ishlab turay demang. Shu bugun qo'lingizga 10,000 so'm pul tushdimi, 1,000 so'mni ajratib qo'ying. Bugun qo'lingizga 100,000 tushdimi, 10,000 ajratib qo'ying. Bugun qo'limizga 1,000,000 tushsa, qo'rqmasdan 100,000 ajratib qo'ying. Albatta bu sizga oilangiz uchun g'amxo'rligingizni oshirishlikka, oilaviy byudjetingizni ko'payishligiga va oilaviy daromadingizni ko'payishligiga olib keladigan samarali amaliyotlardan hisoblanadi. Avvalo ota-onangiz tilinglar. Har kuni ertalab ota-onangizga juda bir ilohligi bilan kech kunduzini yoki ertalabdimi imkoniyati bor yaqin joydagi odamlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'sha otasiga bir donagina issiq nonni ko'chadan olib kiribmi, yo kunduz kuni bo'ladigan bo'lsa, bir donagina ko'chada bilishganingizda bir donagina bilishni olib kirib, yoki bitta bir donagina so'msani olib kirib, yo bir donagina shashini olib kirib, ota onangizni qancha ko'p e'zozlang. Ota onangizga bir so'm bersangiz, bir chekiga 700 deb yozib qo'ying. 700 so'm berdim deb yozib qo'ying. Alloh sizga o'sha biringizni 700 qilib qaytaradi. O'zingiz natijasini tez orada ko'rasiz buni. Ish va oilaviy hayotda bir ma'noda ushlab turuvchi ajoyib inson bo'ling. Ishingiz ham, oilangiz ham baravar vaqtingizni ajrating. Men ishim zo'rib bora, narator, maktabni yig'ishtir, majlisni yig'ishtir degan gaplarni gapirmasdan bolalarimiz bo'lsa yoki ishni prioritet qilib qo'ymasdan oila bilan ishi baravar, oilaviy turmush tarzingiz ham baravar ikkovisini tepadan olib borishlikka harakat qiling. Yoki ishingiz masalan ishxonadan chaqirib qolsa, man oilam bilan birdaman yoki mendan bosh kirib yoki demasdan o'sha sizga muhtoj bo'lgan, sizdan ko'mak so'ragan odamga albatta yordam qiling. Bu natijasini tez orada ko'rasiz. Atrofingizdagilarni maftun etuvchi yorug' yulduzga aylaning. Qanday? Bu ajoyib fikr, bu ajoyib sir. Demak, o'zingizda shunaqangi bir xususiyatga erishingki, so'zingizda, yurish-turishingizda, shunaqangi bir amaliyotlaringizda, ko'mak berishingizda, oila tutishingizda hamkorlar bilan ko'proq daromad haqida gapiring. Hoji Akbar, ko'proq daromad haqida gapiring.
daromad haqida gapiramiz. Daromad haqida ham ko'p so'z mavzularimiz bor. Dublikatsiya deganimizning ma'nosi o'zi ko'p daromad olishlikka intilishlik. Mana bu sirlarimizni tugatib olamiz, 200 ta sir boshlab qo'yganmiz. Ora chorada ichida gapirib ketyapmiz daromad haqida. Gapiramiz. Mana o'sha daromadingiz haqida, dublikatsiya haqida, ustozlaringizga ergashishlik va ularni aytgan o'g'itlarini amaliyotlarga qabul qilib, bajarib boradigan bo'lsangiz, albatta katta daromadga erishasiz. Bu mavzuimiz gapirayotgan mavzuimiz ham katta daromad haqida. Millioner bo'lishga tayyorlanish haqida. Millionerlarning odatini o'zimizga odatimizga aylantirilmish xususida biz mavzuda darslar o'tyapmiz. Anglab yetgan bo'lsangiz, hozir mana shu joy o'zida qo'shimcha vaza oluvchi va uni muvaffaqiyatli yakunlovchi shaxs bo'ling degan joyimizda aytib o'tdik buni. Har doim o'zgalar haqida o'ylang degan joyimizda aytib o'tdik. O'zingizni keragidan ortiq harakat qiluvchi deb shaxs sifatida tanitin deb aytdik. Bu harakatda o'sha bizni loyihamizda bo'layotgan ishlar haqida, mavzular haqida hammasi bu narsa. Ya'ni o'zgalar haqida qayg'uruvchilik, ya'ni o'sha odamlaringizni masalan takliflaringiz bilan ishlashlik, takliflaringizni kamchilik qilmamati bo'lsa, men hozir aytib o'tdim. Har kuni ertalab meni qiladigan ishim avvalo kompyuterga kirib, kabinetimga kirib, strukturani tekshirish. Strukturada qayda nima kamchilik bor, ko'rinib turadi. Uni haqida astoydil dars tayyorlaymiz, alohida dars tayyorlaymiz deb aytdik. 129-chi sir. Samimiy va e'tiborli inson. Yangi odamlar bilan muomalada samimiy va e'tiborli inson bo'ling. Inson suhbatlashgan paytingizda yangi mijozlar bilan deymiz-da, yangi odamlar bu mijoz albatta. Loyiha ustida ketyapti-da gap, sirlarni olyapmiz, odamlar deb biz mijozlarimiz odamlar hisoblanadi. Ular bilan doimiy samimiy muomalada bo'lishimiz kerak va e'tiborli bo'lishimiz kerak. Biz suhbatlashib turgan paytimizda, bir mavzuni ochgan paytimizda uni xayoli bo'ladigan bo'lsa, albatta tushunaman, hozirgi kunda yaxshi oson emas, hech kimga ham oson emas, qiyin. Oilada ancha muammolar bo'lib turibdi, bugungi kunda salomatlikda muammolar bo'lib turibdi, ishda muammo bo'lib turibdi, ko'chadagi muammo aniq-ku. Insonni xayoli parishon bo'ladi qachonki o'sha o'zida muammo bo'lsa. Albatta bu o'tkinchi narsa, o'tib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi deb dalda bering. Yangi do'stona aloqalarni o'rnating. Ko'cha ko'yda ko'rishganimizda qo'limizda doim katalog yoki telefonimizda bir rolik bo'lsin-da. O'sha doimiy ma'lumot berib, qo'llarimizda vizitkalarimiz bo'lsin. Vizitkalarimiz tarqatib, doimiy yo'lda cho'lda qayda bo'ladigan bo'lsak, o'zimizning loyihamiz haqida gapirib beraylik. Kichik va raqamli harakatlarning hayotingizga qanchalik foydasi tegishi mumkinligini hayron bo'lmang. Azgina arzimagan narsa, hayotingizga foydasi tegadigan narsa, yo'llarga ketayotganda bir suhbat doshingizga o'zingizni biznesingiz haqida ozgina xabar berib qo'ying, vizitkangizni qoldirib qo'ying. U odam agar shu narsani, mana kecha kuni bir voqealik bo'ldi, bizga Qirg'izistondagi hamkorlarimiz tavsiya qilishib, menga qo'ng'iroq qilishib, sizga bir nomeringizni beramiz, siz telefon raqamingizni beramiz, bir kishi qo'ng'iroq qiladi. U kishi bilan suhbatlashing, tushuntiraymiz, yaxshiroq tushuntirishga harakat qiling deb iltimos qilishdi. Bugungi bo'lgan voqea tafsiloti mana Izzatjon bilan suhbatlashdilar. Izzatilloh o'sha hozirgi bugungi kelgan odam ismlari Allohu alam adashmayotgan bo'lsam esimdan chiqibdi. O'sha kishi aytdilarki, shunaqa man internet orqali qidirdim shu loyiha haqida ishlaganlar. Qidirib og'ir kontaktlarga chiqib boshqa qilib odam bilan suhbatlashib, mana shu qirg'izistonlik Gambirdakiga tushibdi. U kishi registratsiya u kishi orqali o'tib, ma'lumot olish uchun bugun keldilar. Ancha narsani izohlab tushuntirib berdilar. Oldinroq man telefonda uncha ishladim, tushuntirib berdim. U kishi telefon orqali ishlab, telegram orqali ishlab, kabinetga kirish, pul to'lovlarni qilish, karta haqida ma'lumotlarni berdik. Kartada oxir muammo bo'lib, pul to'layolmay qolganlardan bugun keldilar ofisda, o'sha narsaga yordam berib, 3D security'larini mana masalan ochib, izohlab yordam berdilar, odam bizdan xursand bo'lib ketdi. U bizni strukturamiz bo'lmasa ham, lekin bizni ham fikrimiz bo'lganligi uchun biz ochiq ko'ngil bilan u odamga yordam berdik.
Evli sürüktür ise bunu ayaç, barış sonra söylenen bar demezden şu kaşı adamla ötket varlı yaptı. Şimdi mayıda arzımayan bir işle böyle dokun bozu, bu da albette sahip, anaka sahip, sahipke kanak alıp kıramağın, kabinetimde logon paralelim bilmiyim an degen adamı, doğrudan doğru sponsor önerge sarsak eden adamı özüpesi. Yeni sarsak eden adamın da yordam vermezse biz yordam veremeyiz. Çünkü onun logon paralelini, ne poştasını biz bilemiz, ne onu paralelini biz bilemiz. Şunun için özel sponsorlarla yuvarladı. Üçlerden her bir şahsıka dünyadaki en muhim insan da muamele kılıyor. Demek bu kabla böyledi. Hiç tanışmadan, kuruşmadan adamınızı açarsanız samimi ubuna, samimiliği bilen itibarlı bulup, ularga katı itibarlı bilen verip, şuna hangi bir şey, bir acayip insan ekansız der, adamların şey, görünüşten, yüz görünüşten, ıssığı var adamlar. Siz bir acayip adamsınız, siz cüde bir ulu adamsınız. Bana şu layıklıkla koşulsanız, bana şu layıklıkla kalıp cüde uzunuz hududunuzda bir bağ obru ve davlatmand hududunuzdaki köpçilik ve yetim esirdeki yoldan beradigan adam derecesine yetesiniz. Biz layıklarımız insanlar şuna kadar bu davlat kılıyor. Geleceğinde şuna kadar katta davranmatlarını belirtiyor layıklarında. Adamı şuna kadar bir gelecekte bir büyük adam bu işe şantırın onu. Avla uzunuzu işenin. Şu sohbet dışınızı şuna kadar adam ekalleri işenin. Ve onu uzunu şunları bu işe şantırı ölün. Bu sizge katta muvaffakiyat kilitiredi. Ana şu, acayip mi? Davranmat kilitiredi. O şu adam mesela aynı dastörü, şu aynı layıkını kıdırıp yürüyen böyse Ahmet'iniz aç geldi de 100 bin dolar çıkı olsa sizde 15 bin dolar sizde çıktırdı de. Bir kutu 15 bin topturup sizde karay. Kata dolamada kata falan. Yani şimdi için adamı karab, onu biz aldığımız sırlarımızda atkanımız kuruluştan baka vermem. Kuruluştan insan geç kaçan baka vermem. Biz yaşlarımızda korganımız, otelde buluşardı, okulda buluşardı. Böyle eski kaşılırdık anlarsa bulardı, dermantinden tikilgen bulardı. Eski kaşılırın üstüne eski çit bir uvalı taşla böyle çekin. Çorsu tamamı, dekhan bozalı tamamı boru, dekhan bozalı yolunda çorhanı dön başına hep çoğu çoğutlardı. Şöyle adamın köpünü koyduğumuz. Hatta orada yaş yigitle yürüp gelişip, falan çıkanayken, Hacı Baba, yakim bir simlerine aitip Ahmet Eke, Yusuf Eke şuna hangi bir azgine bir iş var. Hazırcı da bir katta mal kip kaldı. Karan sarayla düşüp kaldı. Azgine pul bir tursanız şunu tez de boşa tükeysen ben deyip kilişerdi. Şu babayla eski kurumsuz babayların halteste çirvan, kızıl çirvan pulla bölerdi. Bir başkası mingsun pul bölerdi. Mingsunga voy voy juda ko'p narsa kelardi. Mingsunga to'y o'tkazsa bo'lardi. Mingsunga oy qursa bo'lardi. Hozirgi mingsun emas. Hozir mingsunga non bermaydi. Avtobusga zo'rg'a chiqaradi. O'sha mingsunga o'zi avtobusdan ko'tingizga deb tushirib yuboradi. Bir yuz o'ttizinchi sir. İzlesengiz topasız. Eğer nimadir izlesengiz siz onu topasız. İşonch bo'lishingiz kerak. O'zingizga ishonch bo'lishingiz kerak. Hamkor izlasangiz hamkor topasiz. Boylik izlasangiz boylik topasiz. Nimani izlasangiz o'shani. Ya'ni yaxshi hamroq istasangiz yaxshi hamroq topasiz. Yaxshi yor istasangiz yaxshi yor topasiz. Faqat unga o'zingizdagi maqsad aytdiga qo'ygan maqsadimiz aniq va majosi bo'ladigan bo'lishi kerak. Ana shu maqsadimiz sari İstenen nasılsanız kardeşlik harekatlı işlemiz gerek bu yoldan toymasınız gerek. Eğer büyük galibelerini kutsanız elbette siz onunla erişesiniz. Olma öpüş ağzımda tüş devlet işleyim lanmaz. O şu olma öpüş ağzımda tüş devlet işleyim öte duman çoğu bir iş gerek. Bari o şu çirgen olmayan teki de ağzımız açıyorsanız ne küfe. O şu olma daraltını topup tepedeki çirgen kutuyadan bende bar olmayan topu o şeyin tekrar dönüş gerek. Şunun uçak ağzına harekat koştuk gerek. O şeyden ıslap ıslap kıdırış gerek. Ki yine ağzımız geçiyor. Ser harekat insanlar olmadığı daim özgü cevap kula olaydılar. Demek ser harekat bulsanız, siz kançalık harekat kılsanız, bayağı etkenimiz misal kültürlük. Çınmalı harekat kıldı, harekat kıldı. Onu Allah'a yoldan verdi, o neticesine erişti. Ser harekat bulsanız, daimi izlenişte bulunduğunuz bulsanız, daimi harekatta bulup, daimi
bir qandaydir yo'llarni qidirib fikrlab fikrlar jarayonining sokinligida osoyishta oqishdalida bo'ladigan bo'lsa albatta nimanidir topasiz. Choyxonaga kirib olib g'iybatlashib o'tirgan odam hech qachon bir fikrga kelolmaydi. U o'sha g'iybatdan chiqmay qoladi, o'sha g'iybat botqog'iga kirib ketadi. Shuning uchun yuz tomon o'zini o'rgan odam ham bir narsaga erishmaydi. Darsimizni boshida aytilgan nishon, maqsad aniq bo'lishligi deganimiz 100 ta qush turibdi, o'shandan bittasini nishonga olib bo'lasiz, o'shanga tegadi. 100 tasidan bittasi tegib qoladi, qolsangiz hech nima tegmaydi. Shuning uchun istagan siz kun davomida erishishni istagan maqsadingiz sari olg'a boring. Kun davomida nima maqsadingiz nima? Erishmoqchi bo'lgan narsangiz nima? O'sha erishmoqchi bo'lgan narsangizga, o'sha maqsadingizga qarab intilib yuring. Albatta u sizni hayron qoldirmaydi. Istaklaringizni kuniga 5 martaga qaytaring va siz unga yetishayotganingizni tasavvur qiling. Demak, 5 marta qaytarish deganimiz. Biz juda ko'p qaytarsak kerak. Hisoblamaganmiz, lekin har kuni taqdimot kutishlik o'sha istakni qaytarish bo'ladi. Skype to'g'risida har kuni necha barobar gaplashamiz, telefonda gaplashamiz, ofisda gaplashamiz, internetda gaplashamiz, doimiy qaytarib boramiz. Shuning uchun bu maqsad sari yetib boryapmiz asta-sekin. Agar sizni boy bo'lish orzuingiz bo'lsa, boy bo'lish, bo'lib yashash qandayligi haqida, yashamoqchi bo'lgan uyingiz va haydamoqchi bo'lgan mashinangiz haqida tasavvur qiling. Demak, biz maqsadimiz karvonni qurish, yer shaharni qutqarish bo'ladigan bo'lsa, minibusni ichida ketayotganda o'zingiz his qiling. Bilasizmi, ekoparkka borganimizda biz minibusda sayr qilganmiz. Baxtiyorjon, minibusda sayr qilganmiz. Bilasizmi, kunda bir shu uzun yumi o'tirib minibus ichida ketayotganda men 500 km soat tezlikda yuradigan yunilotni ichida ham, delfinni ichida ham o'tirib o'zimni o'shani ichida tasavvur qilib, telefonimga suratga olib, boshqaruvlarni hammasini telefon orqali boshqarsa bo'lar ekan, o'tkazib boshqarib ko'rganman. Delfin ichida o'tirib. Ko'zim yumib o'shani ichida ketyapman, 5lik tezlikda ketyapman. Mana hozir Namangandan chiqdim, To'raqo'rg'onga keldim, Chustga keldim, Popga keldim, Perg'olga keldim, Toshkentga keldim deb tasavvur qilaman. Va albatta bu tasavvurotim meni ong ostimga joylashadi. Vaqtiki kelib bu narsa qaytariladi. Hayotingizda bo'lgan shunaqa voqealar. Xayolingizdan o'tgan o'zingiz bilmaysiz, lekin bir joyga borsangiz, oldinam kelganda tuyuladi sizga. Men oldinam shu yerga keluvdimmi? Oldinam shu gapni eshitdimmi? Oldinam shunaqa holat bo'ldi deysiz. U sizni xayolingizdan o'tgan bo'ldi qachondir. Yoki qachondir ruhingiz sayr qilgan bo'ladi. Endi ruhiyat olamiga o'tmay turamiz. Qachondir o'sha narsa xayolingizdan o'tgan, fikringizdan o'tgan, shu narsani ko'z oldingizga keltirgansiz yoki xayolingizdan o'tgan bo'ladi. O'sha narsa hayotda gavdalanadi. Shuning uchun siz doim o'zingiz shunaqangi mashqlarni qiling. O'zingiz boy bo'lmoqchimisiz, boydan his qiling. Kartada ketyapsiz, okeanda ketyapsiz, ko'zingiz yuming. Mana katta karter, lohan katta kema, o'zingizga shaxsiy. Tinch okeandan suzib ketyapsiz, portga yaqinlashib keldingiz. Portda odamlar qo'llarini ko'tarib sizni kutib olishadi. Qarindosh urug'lar, qarindosh oilalar, deb Hoji Akbar xush kelibsiz deb kuchayapti. Tasavvur qilinglar bir narsani. Ya samolyotingizda uchib qo'yapsiz, aeroportda kutib olishyapti. Masalan, chet ellarga safarlarga borganingizda ko'pincha bir yangi tanishlarni orttiring. Internet orqali tanishlar bilan, masalan, Moskvaga bormoqchisiz, internet orqali kirib, Facebook orqali Moskvadagi odamlar bilan tanishing, ular bilan ko'rish istagingizni bildiring. Safaringiz aniq Moskvaga borishingiz 15 kun, 20 kun bir oyda borasiz. Shunda nomingizni yozib, aeroportda shu chiqishingizga nomingizni yozib kutib olishligini tasavvuringizga keltiring. Albatta, o'sha odam chiqib sizni o'sha holatda kutib oladi. Erishishga to'la amin bo'lmaguningizcha niyatingizni qayta va qayta taassurot qiling, tasavvur qiling. Ishonch hosil bo'lganda natija ham keladi. Qachon sizda ishonch hosil bo'lsa, mana shu keyingi oy ichida men 10 ta hamkorni loyihaga jalb etaman. Deb tasavvuringizga keltiring. Har kuni 5 marta mana shu oy ichida 10 ta hamkor jalb qilaman.
Mana shu oyda 10 ta hamkor jalb qilaman deb kunda 5 marta shu narsani qaytarib turing. Har zamon har zamonda mana bu oyda men 10 ta hamkor tashkil qilish jalb qilishim kerak deb qaytarib turing. 131-chi sir dunyo haqidagi tuyg'ular. Dunyo haqidagi hayrat tuyg'ularingizni rivojlantiring. Dunyoning qanday ajoyibotligini hayratlanib ulasini. Avval bir ko'rgan narsangiz bo'lsa ham hayratlanishligingizni. Mana shu narsani qarangki, kuzatuv olib boringda. Mavjudotlarni, ya'ni bir chumoliga kelamizda. Anomal. Chumolini kuzatamizda, uni qanday bir tartibli bir yo'nalishda qiladi. Bundan hayratlanishdan boshqa ilojimiz yo'qda. Allohning atrofidagi mo'jizalarni ko'rib hayratlanishdan boshqa ilojimiz yo'qda. Ko'tayotganingizda bir ajronni bosing. Ajronni bosib, oyog'ingiz oyog'ingizda tiklanadi. Qarang, o'sha ham harakatda. Bilyapsizmi, o'sha ajronni ham bossangiz sinib yotib qolmaydi. U yana qayib turishga harakat qiladi. Tiklanishga harakat qiladi. Allohning tabiati shunaqangi yaratgan mavjudotlar shunaqangiki, uzilib-uzilib eshitilyapti. Mumkin internet juda yaxshi bo'lmay qoldi keyingi paytda. Ko'pchilik internetdan jalb qilyapti. Umid qilamiz, yozuvda zapisimiz chiroyli chiqsa, zapisda qaytib bir ko'rib olamiz, xudo xolasa. Mana shu yozilgan slayd nima uchun slayd qo'yganmizki, ekranda slayd ko'rinib turganligining sababi ba'zi bir so'z ishtirmay qolganda o'zingiz tasavvurotingizga mana shu ekrandagi yozuvdan kelishtirishingiz mumkin. Tadqiqotchi bo'ling. Har bir narsada tadqiqot o'tkazing. Har bir narsani o'zingizcha tekshirib ko'ring. Har bir narsani qanday negiziga yetishlikka harakat qiling. O'zgalar oddiy deb qabul qiladigan narsalardan zavq oling. Ba'zi bir odamga oddiy tuyulishi mumkin. Masalan, bizga taqdimot o'tish oddiy tuyuladi. Siz taqdimotdan zavq olib taqdimot o'ting. Har bir yangi hamkor taqdimotdan zavq oladigan bo'lsa, uning taqdimoti maroqli bo'ladi. Va keyin unga odatiy holatga aylanadi va uning shogirdlari undan zavq oladigan darajaga keladi. Biz boshimizdan nima o'tkazsak, biz qanday ish qiladigan bo'lsak, biz hamkorlarimizga o'shani yetkazsak, agar hamkorlarimiz chin ko'ngildan sizdan bizdan o'rnak olishga harakat qilsa. Shuning uchun aytamizki, sistemada masalan takliflaringiz 10 ta, o'shandan 3 tasida intilish bor. O'sha 3 tasiga yordam berib ular lider qiling, siz master bo'lasiz. Biz doim shunday taqdimot o'tamiz. Iqtidori bor odamga ko'proq yopishasiz, ko'proq yondashasiz. Otangiz sevib o'qiydigan kitoblarni siz ham mutolaa qiling. Ko'chada chalayotgan lay musiqasini tinglab, to'xtab tinglang. Notalar ko'pchilik tanish maktabda shu darslar bo'ladi. Notalar tanish bo'ladi. Nima bo'lsa ham to'xtab tinglash ko'rayotgan lay musiqasini deyilyapti bu yoqda. Men bu yerdan shu narsani oldimki, azon aytilayotganda hamma shu azon chaqirib deb ketavermasdan to'xtab o'shani eshiting. Shuni tinglasangiz chiroyli bir e'tibor bilan to'xtab, astoydil boshqa shovqindan uzilgan holatda shunga jalb qiling o'zingizni. Bu ham sizni rivojlanishingizga sabab bo'ladigan omil. Bir necha kunga shahardan uzoqroqqa keting va go'zal tabiat maskanlarida tashrif buyuring. Tog'larga chiqing, bog'larga boring, adirlarga chiqing, qirlarga chiqing. Xushmanzara joylarga boring, tashlandiq joylarga boring. Ko'ring u yoqdagi narsalarni, o'sha yoqda ham cho'l biyobonda ham Alloh rizq bergan mavjudotlar bor. Ularni tafakkur qiling. O'zingizni qayta jonlantiring va aqliy qobiliyatingiz, tanangiz va ruhiyatingizga e'tiborli bo'ling. Doimiy nazoratda tuting, o'zingizni, jasadingizni, tanangizni doimiy nazoratda tutib boring. Bu albatta sizga kelajakda ruhiyatingizga bo'lgan e'tiboringiz, ruhiyatingizni tetiklashiga, jasadingizga bo'lgan e'tiboringiz, jasadingiz mustahkam bo'lishiga, ruhiyatingizga e'tibor berishingiz, ruhiyatingizni yuqori tonusda bo'lishiga sabab bo'ladi. Chunki bu kabi harakatlar hayotingiz sifatini yaxshilaydi. Hayotingiz sifati yaxshi bo'lishini istaysizmi? Albatta, o'sha o'zingizga qat'iy e'tibor bering.
Birisi 32. sır. Dostlar ve yakınlar üçün hat. Dostlarınız ve yakınlarınızın tuğulgan küllerine başlayıp tabrik hatları. Yok için çeki, siz ular bilen doğayının bir ekaliğiniz bildirici hatlar cönetin. Biz hammamız juda ko'p ish bilan mashg'ulmiz. Lekin do'stlarga va oila a'zolariga xat jo'natish uchun bir haftada 5 daqiqa vaqt topsak, yil oxirida 52 ta xat jo'natganimizni bilamiz. Haftada bir marta 5 daqiqa. Bir yilda 52 hafta bor. 5 daqiqalik xat bilan 52 marta bir yilda xat yozilgan bo'lar ekan. Bu munosabatingizni yani bu münasebatlar için ajratilgan küçük sarmayadır. E'tiboringiz sizning sarmoyangiz. Qancha do'stlaringizga ko'proq e'tibor bergan bo'lsangiz, siz o'z loyihangizni taklif qilsangiz, ular qabul qilishadi. Qancha uzoq yurgan do'stingizga gapirsangiz, u ha deb e'tibor bermay ketadi. Qancha munosabatingiz yaqin chuqur do'stlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ular albatta sizni qo'llab-quvvatlashadi. Bu kelajakka salmayangiz. 133-chi sir, ismini aytib chaqiring. Insonlar rostlashganda, suhbatlashganda ularning ismini aytib chaqiring. Insonning ismi o'zi uchun juda yoqimli bo'lgan tovushdir. Qaysi bir do'stingiz bilan, qaysi bir inson bilan suhbatlashsangiz, yangi tanishim bo'lsa ham, ora-chorada ismini aytib turing. Suhbatlashgan paytingizda ismini aytib takrorlab turing. U unga e'tibor berayotganligingizni, unga sizning munosabatingiz yaxshi ekanligini hamda bildiradi va u insonga eng yoqimli tovush o'z ismini eshitishadi. Qancha ko'p sizning tarafingizda u o'zini ismini eshitadigan bo'lsa, u sizga shunchalik ochiladi. U sizga shunchalik yaqinlashadi. U sizning so'zlaringizga shunchalik e'tibor beradi. 134-chi sir. Musaffo osmonga tikiling. Yarim soat tashqariga chiqib, musaffo osmonga tikiling. Oldingi sirlarimizda aytganmiz, bomdod paytida, quyosh chiqish paytida quyosh chiqar tomonga qarab yuring. 5 kecha sanab nafas oling, 5 kecha sanab nafasingizni to'xtatib turing, 5 kecha sanab nafas chiqaring va quyoshning chiqishligini kuzating. Ve ondan taşkarıya keşke partide çıkıp taşkarıya osmanlı kuzetin. Musaffa osmanlı karayın. Şom partideki şuğulaya karayın. Aydın keçedeki ayga karayın. Osmanlı kuzetin. Güldüzlerini kuzetin. Bu albette sizge tabiat ile bağlanan partideki olgan en oliy hısını tuyun. Tabiat ile bağlananınızda tabiat hamsızla bağlanırdı. Kandadır uygunluk fayda verirdi. Bütün koinattan kuvvet alırsınız. Bütün koinattan malumat alırsınız. Bütün koinatına uygun bağlanırsınız. Kat'i kuyruğun arayacağınızdan bugün çelik vazgeçip bu günü acayip tarzda ötkesin. Bir günü. Bak işte keçki payetke gelirse şu bugün bugün arayacağınız bitmedi mi? Önü yakında kaygırmak da uygunlaşın tabiatla. Yeterli günü yani şu mashg'ulotingiz davom ettiring. Ertangi kuni bugungi olmagan natijangizni ertangi kunga olasiz. Baliq o'rmon kezib, sokin dengiz qo'ynida maroq oling. Baliq oviga boring yoki qayiq ichidagi oling. Qat'iy belgilangan tartibingizdan voz kechgan holda oxir oqibatsiz ancha tetiklashib o'zingizni ajoyib his qilish vaqtiga muyassar bo'lasiz. İnsan o'zi dam olishi kerak, tabiat qo'ynida bo'lishi kerak. İş qovushmasa darab shu makkam qayta, bugun bo'lmadimi, ertaga qaytardingiz bo'lmadimi? Dam olib oling, tinish olib oling. Ozgina o'zingiz tabiat qo'yniga oting, ozgina maroq oling, tabiat bilan uyg'unlashing, yaratganga iltijo qiling, so'rang, harakat qiling. Bu sizga albatta katta natijani beradi. Bu sizni kelajak muvaffaqiyatga kiritgan salmayangiz bo'ladi. 135-ci sır. Qo'l soatingizni uyda qoldiring. Bir necha haftada bir marta qo'l soatingizni uyda qoldiring.
bugünkü cemiyette biz çok para töpür şu mutlaka muhtaçlık hissini sezemiz. Hüddü bir insaniyatın köpçülük kızartken bu sen korsadı bu adam. Zarurat bu mesela saatiye karşı adam koyuyor. Saatiye karaya yürüdü, saatiye karaya yürüdü. Bütün umur saatiye karşına uzgutması gereken kere. Ve şimdi o biz bacaratken her bir işin gücünü güya kat'i boşluk gibi belgiler başkarıp duruyordu. Şu saatki köp karayan adam odadıp kaladı da mesela bir 500 metr joyga borib kelishi kerak bo'lsa, oldingi safar soatiga qaraganda 500 metr joyga 3 minutda borgan bo'lsa, keyingi safar 3 minut o'tib ketib yeta olmaganmiz, tezlashib ketadi. Xuddi bir kishi qo'yar qatta. Ya o'tgan safar 5 minutda boruvdim, bu safar 5 minutda boraman deb tezlab ketib qoladi, va odat chiqarib oladi. O'zingiz ko'chada behuzur, behol bir qarasangiz, shu xarosib qoladi. Soatiga qarab, soatni belgilab yuradigan bo'ladi. Ish joyimga 20 minutda yetib boraman, deb 20 minut qolganda chiqadi. Yetib olmaydi bo'lsa shoshiladi. Bu shoshilishda insonni jasadi zo'r qiladi. Xotirasi charchaydi. Asabiyati siqiladi. Kuningizni o'zingiz istaganday o'tkazing. Qandaydir navbatdagi majburiyatni amalga oshirish maqsadida u yoqdan bu yoqqa yugurish o'rniga ko'nglingizni yaqin olgan insoningiz bilan vaqtingizni o'tkazing. Befoyda uyoqdan bu yoqqa yugurmasdan o'zingizga yaqin odam bilan vaqt o'tkazishga ham vaqt ajrating. Masalan, nima deyishimiz mumkin? Bo'lmaydigan oshpaz bo'lmaydi-da, ruxsatdan qolmaslik kerak-da. Maqsadingiz sari qiladigan ishingizdan chalg'itadi. Masalan, shunaqa bir narsa borki, Alloh hadis qudusida aytadiki, bandan bir bandani tashvishiga o'zini olsa, men o'zimni dunyo tashvishlar dunyosiga cho'miltiraman deydi. O'zingizni tashvishingiz o'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'ling. O'zingizni hayotingiz va oilangiz hayoti bilan doimiy chambarchas bog'liqlikda bo'ling. Biroq tashvishni ko'tara olamanda unga harakat qilgan sizlarning har bir insonni Alloh subhanahu va taolo insonni dunyoga sinov uchun keltirgan. Biroq boshiga kelgan sinovni u yengib qo'ya olmaysiz. Hamdardlik bildiring albatta. Yaqinlaringiz haqiqatan hamdardlik bildiring. Lekin ularni boshiga tushgan mushkulotni siz aytib qo'ya olmaysiz hech qachon. U sinov uchun kelgan mushkulot. U o'sha sinovga sabr toqat qilsa, unga Alloh yechimini beradi. Shuning uchun doim o'zingizga bir e'tiborli bo'ling. Shunaqa siqilish paytida yoki bir ish qovushmagan paytida yoki bir tashvishli paytida bir yaqin odamingizga suhbatlashishni o'zingizga bir ma'lum bir reja qilib oling. Lahzalardan zavq oling. Va vaqtingizni aslida hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan zerikarli ishlarga sarflagandan ko'ra, ularga nisbatan anchagina muhimroq ishlarga e'tiboringizni qarating. Bu o'rinda nima deyishimiz mumkin? O'sha oldinroq ham aytib o'tdik. Befoyda g'iybatchilar bilan gaplashib o'tirgandan ko'ra, ulardan ajrang va taqdimotingizni yaxshilashlikka o'zingizni aytib-ku, yana oilani oldiga borib, taqdimotda qaytaring. Men aytolmayapman, men tushuntirib bera olmayapman degan narsani yig'ishtiringda, men qila olaman shu narsani deb maqsadingiz sari intiling. Qisqa qilib aytganda, qo'l soatingizni yo'qotib, hayot mazmunini his qilasiz. Telefonni deymiz, telefon ham bir haftada bir kun telefonni ham qoldiring, telefonsiz ko'chaga chiqib keting. Ancha sizni hayotingizni o'zgartirib qo'yadi. Birizi 36. sir. Ishxonada ko'p tabassum qiling va ijobiy xodim bo'lib taniling. Biron bir ishxonada ishlaydigan bo'lsangiz, biron bir idorada ishlaydigan bo'lsangiz, bir yumushni ko'pchilik bilan bo'ladigan joyingizda doimiy mashg'ulot qiladigan joyingizda doimiy tabassum bilan yurishga harakat qiling. Va doim o'zingizga ijobiyatda, biror kishi bir salbiy narsani gapirganda o'sha salbiy narsaga qo'shilib ketmang. G'iybat qilsa g'iybatga qo'shilib ketmang. O'zingiz bir ijobiy holatda atrof muhitingizda ijobiy tutadigan bo'lsangiz, sizga ijobiyat yaqinlashaveradi. Bir oldingi darslarimizni bir testda aytib o'tdik, rezinkacha foydalanish, rezinkadan foydalanish.
rezinkalar var dedi şartkendine, rezinkalar da kurulur işte, rezinkalar. İşte hayalinizde salbi fikir geldi, tot koy varın. Badeniniz cizide de oğru korkalık salbiyat çekinirdi. Oğru buğanı salbiye nasip etirdi. İcabilik erişilirdi. Birinci 37. sır. Karama karşı fikirlenişinin küçüge işenin. Bu adli usul salbi hayaller 10 günümüzde gelişi bilen, onların icabı fikirler bilen anlaştırışlığından ibarettir. Salbi fikir geldi mi? Darab müyakatı icabilik oldu. Mesela ne diyemiz? Aytaylık ki, bir kişi seferge çıkkandı, yolda bir yavaş yatken eke. Onu alıp da kalkıp koyuptu. Bir kişi gelip bana bulağdan su içkendi, atını bağlayıp koyuyordu şimdi de kalkıp koyuptu. Onu hem sağlık dediler eke. Bir kişi gelip de onun fikri herhalde bir kişi kalkıp çıkmasın diye bir soğul atı vardı. Ekelesinin hem fikri icabı. Bir kişi su içtiği için atı bağlaştığını fikir kıldı. İkincisi bir kişi kalkıp çıkmasını da tutup icabilikle onu yoydu. Yani şey, kalpte hayatımızda, kaderimizde, işimizde icabiliğine özellikle salpi fikir geldi mi, onu icabilik araştıracağımız gerek. Bir kişi de takdimat tuttunuz mu? Takdimat tuttunuz, o kabul kılmadı. Böyle bir hakkı da yapıldınız, o bu iş mükemmez de. Sizde mesela etibarsız buldu. Öyle kütten kovulmaz, kopan kovulmaz. Böyle ben bir hayriyat ki. Yaşam şu adam bana ergeçmedi, yaşam şu adam ben bilen böyle bu mene. Vakti ikil bana normal çıkışı mümkün şu adam dedi, icap et ki. Ben yakışı buldu, bu, yakışı, bana bir mektep buldu. Ne kadar ben hata getirdim, ne kadar ben hata yetkizdim buna. Dip durup icabiyatlık izlenin. İzlenip, bunu kaldı, kanda yakışı o muamelatta bulup, hala kılıp bu yakışı zamanda kursatışıp, kanda yakışı zamanda kursatışın yetkizişi mümkün de fikir yürütün. Misal kılıp olaylık, dam oluş günleri siz. Şunday maraqlı dam oluş gününde keyin ertege işke bormasam deyip oylaşınız mümkün. Acayip bir dam aldığınızda, dam şu daimi devam etse, ertege işke bormasam deyip, şu kanidir şu dam alışlıkım daimi bölse. Bunday salbi hayal onunuzda oynaşıp olmasından icabı başka bir uy orkali öz hayalinizde çıkarıp taşlayın. Mesela siz, ben bir haftadan sonra ege bölgeden tecrübem ve neticelerinin acayip hissesini ve faydalı bölgen layıkalarını belediğen işaremge kayıtıp boruşku için çok vakit kütüp uyduruşku sabrım yetmeyin dedim. Kanay? Hayalımızı salbi ikiyinde, kanayın şuna kadar boruşun doğum eti verse de, ben şunu da doğum eti verse de, ben ettik işke bormasam da, öyle dediniz de, daha bunun icabiyatı aynılaştırdık, icabi fikirge. Kanaka bir kapta borçluyum kelamı aşkına tez aşksam, tez o borsam, bana bir iş kılsam, bana bir nasıl etkisem, deyip aşkın. Mesela bayağı ettik bu ayda 10 adamını taklif kılamına layıkı gidip, rica kıldınız. O şey nasıl üstü işler. Ettik, bugün bir kişiye ait buldum, kabul kılmadı, adamla hemen şuna kadar demeyin. Ettik, başka yani tanışlarımızla malumat verişken hareket kılın. Sonra iş tanıdaşta kançalar olmadığı ekeniniz ve öz kabiliyetiniz ve küçüğünüz orkali kurtarılmışlığınız mümkünlüğü hakkında uyulan. Nasıl olsa talimatlarınızda şunçalık piştip borun ki elbette bu sizge katiyatlik bir işleginin, bu katli neticeye erişliğinizde işanç konsol kurasıdır. Varak olup onun münasip mensabinizdeki barca icabı taraflarını yazın. Ruhlarını tekrar ve tekrar kaydedin. Layıkanı alın da layıkadaki icabı atlayın. Kanalında kançelik. Adamlar kençelik kançelik kurup doramat oluştuğu, bol madanlat yaşaştığı, havanı misafa soğuk buluştuğu, adamların uzağa yakın buluştuğu, vadiden taşken geçe, hazır günü singerin 100 bin son verip, 5 saat temas, 40 bin son bir yarım saati yetişimi kulleri, öyle şey icabı nasıl öyle falan, mesela bana zıbı takır bunu kaytarır. O zaman indi bir nasıl, kaytarıp basarsanız, o bastırıcı alış kalanı da, ki yazmasanız, sen başına takır verdim onu kalırsın.
Tez ayrı salbi hayaller yok edip, siz kelgüsü iş haftanızın en yakınlı kız bu işi bunun için iştiyak bilen kütesiz. Şimdi az gene hata koyduğumuz parayken imla hata koyduğumuz. Yokum yoksa bu işe gene iştiyak bilen kütedim ben böyle. Şu cevabet kadar içeri bilirseniz, damar iş günleriniz, iş günümüzde keçki payet ertelap sonra yetişene tez ürünü kütedim ben bu parayız. Vade verilen adamlarımız bilen etken mi soşe günümüz derece yaşlıydınız, ömrümüz derece yaşlıydınız, vaktiniz derece yaşlıydınız degen bobda etkenimiz bir günlük, bir haftalık, bir aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık dereceler kılıp koyuyordu. O şey dereceğiniz az olsun da, o şey keyingi, sohbet günümüzü keyingi, 3 yaşı orta günlüsü, işte onunla kütüldüğünü bulacağız. 100'ü 37'lerde 39'u bu kaptı. Belki hata kıyandım ben. Birisi 39. sır. Öz özünü kuzetiş adetini çukurlaştırayım. Benjamin Franklin bu usulünün şahsi samimdarlıkla erişkin en mühim kısmı deb takiplap ötken. Benjamin Franklin, Franklin'i bilirse Amerikan prezidentlerinden biri. Uykudan aldın 10 dakika uzunluğunu intihar karşıya sarflayın. Biz aytamiz, bizde bor shu narsa, islomda bor narsa, har kunligini sarhisob qilib. Boyam aytib o'tdim, oldingi sirlarni ham bittasida shunaqa misolga to'g'ri kelib qoldi. Kechki payt yotishdan oldin, bugun nima ishlarni qildingiz? Ko'z oldingizdan o'tkazing. Kimga yordam qildingiz? Kimga ziyon qildingiz? Yordam qilgan odamingizni xursandchiligini kıyafetini göz aldığınızı kilitip kusam olayım. Bir kişiye dirazarlık kılıp, kumunu alıp koyulamazsanız, ette günü kumunu alışırken harekat kılayım. Bugün kadar hatayımız ette tekrarlamazlıkken, ette köşente onlara gitişirken harekat kılayım. Muvaffakiyetli insanlar kalgalarına karaganda köprak müşahede kılıyorlar. Manuşuna kalınca kısa kısa kılıştığımız, bugün kılgan hatayımızı ette onlara harekat kılıştığımız, yani şu bizi muvaffakiyetli buluştuğumuzda amil böyledi. Kullik taktiş, tez ayda yaman adatlarına katışke ve miyengizin çarklaşke yardım verildi. Kullik uzunluğunuzu ölçü 10 dakika taktiş kırgı üstahını taktiş kırıştığınız, yaman adatlarına katıştığınızda ve yakşı adatlarına uçtığınızda size yardım verildi. 140. sır. Yukarı tertipte rojlangan saatler. Yukarı tertipte rojlangan en faydalı ve samarali saatlerde saatlerden biri uzunluğunu on üstümüzde yat edildi. Şuradan birincisi birincisi salı bayağı. Eğer bunu şükür kılatken bulsanız kuyudakilerini uzunluğunuzda sınav kurayın. Birinci, uyquga yotishdan avval yengil stolda 10 daqiqa o'tiring. Kichkina tuvaletgacha, kichkina yengilroq bir shunaqangi bir narsada ozgina bir 10 daqiqa yotishdan oldin shu narsani ustida o'tiring deyilyapti. Ikkinchisi, ko'zlaringizni yumib, qo'llaringizni bo'sh qo'ygan holda tizzalaringiz ustiga qo'ying. Uchinchi, bir neçin dakika çukur nefes alayım. 5 kişi sanat nefes alayım ve 10 kişi sanat nefesini çıkarayım. Dördüncüsü, kuyudaki kapının içinde de tahminen 20 martabı kaytarayım. Ben istegen payette sergak, ogoh ve gayretke törgen kolda uygulamam. Ben istegen payette sergak, ogoh ve gayretke törgen kolda uygulamam. Bu cümle hoş ve hız duygu bilen aitiliş gerek. Sonra uzunluğunu isteyen vakti uygun yatkanlığınızı halat ilacı boyunca anık tasarlanan bulsun. Surat gibi boyunca yeni yakışır. Ve uzunluğunu ne kadar acayip hız kılışınızı tasavvur kılın.
Kısa müddette maaşlardan sonra siz özünüzü istediğin vakti uygunu hoşlayınız. Şimdi bir hafta şakalın maaş kılsanız, bir hafta da ki şey etken vaktinizde ne diyeceğim, ana Ruskum kak eti fraze. Вот это, который, да, я сейчас только что сказал, да? Вот это. 20 раз повторит. Куйдей гаптаны, чинзе тахмин игама барта хайтерин. Шу джумле лайтерин ну? Да, ну. Хоп, мен истеган пайтта сергак огох ва гайратки турган холду вайганама. Я проснусь бодрым, здоровым, и полносильным, когда я захочу. Я, когда захочу, проснусь бодрым, серьезным, сильным. Вот так можно переводить. Demak, holat iloji boricha aniq tasvirlangan bo'lsin, surat kabi bo'lsa yana yaxshi. Положение должно быть таким, как будто нарисовано. Подсознание. Qisqa muddatli mashqlardan so'ng siz o'zingizni istagan vaqtda uyg'ona boshlaysiz. Не потребует долгое времени, и вы начнете просыпать свое время, когда вы запланировали. Bugünce sırlarımız bana şey ekan. Yine bir köpçülük bugünümüzde ıslak otamız. Ben bir yakın bana bir suratını koyup koydum. Bahtiyar Can, Mülük Organsız, hamkarlarımız. Eka bağda 0 kilometrede bana şuna ait edildi. Başlanış, kuruluş, başlanış noktası bana şuna cevap edildi. Bana şuna cevap edildi. Yer şerini resmi çizilinden bulup, ben kulümü tirizip durgan nokta, Belarusya Marina Gorka bilgisi bu arada haritadaki joyi belgilangan koordinatlari. Yaxshi, hozir ko'ramiz, nima uchun ko'rinmaydi? Surat ko'rinmayaptimi? Prezentatsiya. Surat ko'rinyapti. Menda ko'rinyapti kontrolida. Ko'rindimi? Kimga ko'rinmayapti surat? Ko'rinmayapti qala minus, ko'rinyapti qala plus. Yazıp çizip koyalımız. Надежда всем видно. Мәжі жоғыда вақт капсулесі 15 yılға, 25 yılға, 50 yılға вақт капсулесі көмірген. 15 yılда әкеген, yani 15 yıldan қазы 5 yıl өтіп кетті. 4 yıl, bu başta 5 yıl oldu, 10 yıldayken birinci kapsula alınırdı. Ve o şükürlüğü bakan vakıya ve 5 yıldayken o vakıyadan soruşturup kurulurdu. Sorulu olsa marhamat. Kimle de kanakı sorulu bor. Ben buna sen esleşimden sabah, ben şu hafta için biz Davos'un Eke Festival'da online iştirak etmemiz. Her yılı odamlı şu coğrafı bölüp, minlap odamlı bölüp, EKFS'de katlaşıp, kıyan işlerini gözlerine koyup gelişerdi. Bu yıl indi, online tarzda koyarız. Sağ olun.